2023 Dünya Şampiyonluğu maçı. İkinci oyun. At henüz C3'ten partiye gelmedi. Teoride güzel fille konumsal değişim yapabilir. D5. Elbette. ilk bakışta daha değerli merkez piyonu mantıklı duruyor. Lakin rakipte önemli bir problemin büyük kısmını çözer. Bu nedenle stabil yapı uzun sürebilir. Gerilimin olması ustaları tedirgin etmektedir. Genellikle mat saldırısı görmeyiz. Bizleri nispeten sakin, kapalı, pozisyonel bir mücadele bekler piyonların da gösterdiği tarafa doğru birçok seçenek mevcut. h kuvvetle muhtemel ev hazırlığı. Peki fikir nedir? İleride file şaha güvenli bir liman belki saldırı veya rakip daha seyrek tercih edilen yola girsin diye provoke olabilir. Ne istiyor? Beklemektedir. Elbette cevabı en iyi bilen isim Dinkliren. Nepomnişi, tempo kaybını nasıl değerlendirebilirim sorusuna merkezi açarak cevap veriyor. Bir de vezirle zaman kaybetmek abartı olur. ayrı hikaye. piyonu korumak materyal yerine stratejik avantajlar. uygun noktada sayısal üstünlüğü geri alır. hemen karar verdiği takdirde, ayrık piyon elde etmesine rağmen fil geleceğe umutla bakar. Artık merkeze baskı yok. Piyon zehirli. materyali geri verse de vezir kanadında tempolarla alan üstünlüğü elde ettiği gibi gelişim. Fili yerinde bekletir. Rakip alsın, bir defada oyuna girer. Ne de olsa şah henüz tehlikede değil. rahatsız etmez. Vezir E2 hedef var. Bir şeyler tırtıkladı. Elinde seçeneklerin olduğu kompakt yapı kararsızlığı kaybetti. Kabul ederse muhtemel senaryoda fil çiftini alsa da atlar çok etkili karelerde piyonu geri alabilir. Muhteşem. Sorun yapı bozuldu. Şah nereye gidecek? E4. Merkezi kapatıyorum. Mat hücumu planım var. Gerilimi tutmanın faydaları. Planda esneklik. Kale C1 Uzun Rok Peki Önlem Piyonun B4'te olması güzel. Filin önemli görevi var. Taktik maceralara vermek istemiyor. baskı altındaki merkeze destek, savunmaya gelebilir, fedalara davetiye çıkarmak istemez. F5 son derece kuvvetli bir karar. İsterseniz kısaca bakalım e kale D4 mükemmel. Aldığı takdirde mat olur. İki tane kale fedası. Harika. Fil C2. Diğer fikir, veziri mat saldırısına getirmek. Fil boşta kalabilirdi. Tabi yer bulmakta zorlanan dostumuz umutlandı. Ver piyonu, kaleyi, kale fedası at d4. Şimdi at b3 olabilir. Vezir h5. Ver atı. Bu kadar güçlü bir kuvveti kendi haline bırakırsa sonuçları iyi olmayabilir. Geri geldi. At c2. Fil e4. Mükemmel merkez elinde kalan tek kaleyi tutmak mantıklıdır. Taktik var. Fil F3 sonra Şah köşeye geldi. Geçer piyon ilerliyor tempoyla. savunma yeterli değil. E5 ve terk etti. Kalenin elinde sadece D2 karesi var. Maalesef vezirin yolunu kapatır. İlk galibiyet geldi. Final, merkezin yıkılması ve sonuçta geçer piyonla oldu. Halbuki mat ata yapıyordu. Satrancın güzelliği.